Merhaba arkadaşlar, Hukuk Sosyolojisi dersiyle ilgili program dizisinde sizlerleyiz. Bu programda hukuk sosyolojisinin teorik temelleri ve kurucu paradigma üzerinde duracağız. Hukuk sosyolojisi disiplinler arası bir disiplin olarak ortaya çıkar ve bileşik bir disiplin olarak tanımlanabilir. Bu bağlam bizi farklı disiplinlerde çalışan düşünür ve kuramcıların hukuk ile ilgili söylemlerine yöneltir. Ama burada odak noktamız çağdaş hukuk sosyolojisi teorilerinin hukuk sosyolojisine olan katkılarıdır. Peki, çağdaş hukuk sosyolojisi teorileri nelerdir? Hangi farklı yaklaşımlar, hangi teorilerini ortaya çıkarmıştır? İşte bu programı izleyerek bu bağlamdaki sorulara yanıt bulabileceksiniz. Program süresince Nicholas Timashev, etik ve iktidarın bileşimi olarak hukuk, George Gordevich, hukuk sosyolojisinin çoğul katmanları, Amerikan hukuksal realizm yaklaşımı, eleştirel hukuk sosyolojisi konularını ele alacağız. İlk olarak Timashev'in hukuk sosyolojisi yaklaşımını açıklayabilmek için Nicholas Timashev etik ve iktidarın bileşimi olarak hukuk konusu üzerinde duralım. Timashev'in hukuk sosyolojisinin kuramsal perspektifi her ikisinin de kesiştiği noktada hukuku analiz etmeden önce etik ve iktidarı iki ana eylem türü olarak tartışmaktır. Timashev'e göre iktidar güç ya da otoriteyi davranışa ilişkin emredici boyutu oluşturur. Bu yönüyle bireyler istesin ya da istemesin onları sözle, işaret veya fiziksel zorlama ile belli standartlara göre davranmaya zorlar ve harekete geçirir. Etik ise bireylerin ahlaken nasıl davranması gerektiğini gösteren, içinde örf, adet ve gelenekleri barındıran kurallar setidir. Timashev etik ve iktidarı tıpkı hukuk gibi toplumsal düzene katkıda bulunan sosyal güçler olarak tasavvur eder. Etik, iktidar ve hukuk şeklindeki üç kuramsal alanda toplumsal düzeyde davranışta toplumsal tek düzeliklerin yaratılmasına katkıda bulunmaları açısından ele alınır. Timashev etik, iktidar ve hukuka karşılık gelen standartlaştırılmış davranış eğilimlerinin veya alışkanlıkların sosyal düzeyine odaklanır. Bu nedenle de hukuku açıklarken iktidar ve etik kavramlarına özel bir önem atfeder. Timashev'e göre hukukun temel işlevi ve en önemli gözlenebilir sonucu toplumda barış, güvenlik ve örgütlenmeyi sağlamak için tek tip ve uyumlu sosyal davranış üreterek dengeyi sağlamaktır. Timashev için hukukun işlevi ve gerçek sonuçları ilke olarak örtüşmektedir. Hukukun zaferi kuraldır. Sonuç olarak hukukun gücü nedir sorusu Timashev'in hukuk sosyolojisinde temel sorusu haline gelmiştir. Bu soruya cevaben Timashev hukukun gücünün merkezi iktidar tarafından eş zamanlı olarak uygulanmasında ve toplum üyeleri arasındaki geçerliliğinde yattığını söyler. Şimdi de George Gervich'in hukuk sosyolojisi konusundaki argümanlarını açıklayabilmek için George Gervich'in hukuk sosyolojisinin çoğul katmanları konusunu ele alalım. George Gervich, örgütleyici ve girişimci faaliyetleriyle Fransız sosyolojisinin gelişmesini bir hayli etkilemiş olan Rusya doğumlu bir sosyologtur. Gervich'e göre hukuk sosyolojisi toplumsal olgularla ve hukukun bu gerçeklerle olan ilişkisiyle ilgili saf bir kuramsal bilimdir. Bu bağlamda hukuk sosyolojisinin veri ve ilkelerinin pratik sorunlara uygulaması beklenir. Gervich'in tanımında üç hukuk kriteri saptanabilir. Bu kriterler şu şekilde sıralanabilir. Birincisi hukuk adaletin gerçekleşmesidir. İkinci olarak hukuk değerleri gerçekleştiren toplumsal olguların toplu olarak kabul edilmesine dayanan bir toplumsal garantinin varlığıyla diğer hak standartlarından ayrılır. Hukuk böylece oldukça doğru bir sosyal düzenleme türü olarak sınıflandırılır. Üçüncü olarak hukuk karşılıklı iddia ve sorumlulukları içermesi nedeniyle ikili hatta çok taraflı karakteriyle diğer sosyal düzenleme biçimlerinden ayırt edilerek zorlayıcı bir ölçüt olarak düşünülmüştür. Gorevic'e göre hukuk bir işlevler kataloğu ile açıklanamaz, daha çok sosyal yaşamın bir yönü olarak ortaya çıkmıştır. Hukuk sadece çağdaş devletinki gibi kurumsal bir biçimde değil, çok farklı derece ve formlarda da olsa çeşitli sosyal ilişkiler türlerinin her birinde kendini gösterebilir. Sosyal etkileşim yoluyla ortaya çıkan ve resmi hukuk sistemini destekleyen bir sosyal hukuk boyutu kavramı Gorevic için çok önemlidir. Gervich'in teorisinin özgünlüğü ve ilgisi farklı hukuk türlerinin çoğulculuğunun tek bir küresel toplumun kapsayıcı sosyal çerçevesi içinde eş zamanlı olarak işletilebilmesidir.
Sosyal çerçevelerin her biri kendi hukuk türünü oluşturmak için farklı bir kapasiteye sahiptir. Böylece sosyal hukuk kavramını hukuk sosyolojisine kesinlik ve açıklık getirebilen analitik bir araç olarak kullanmak mümkün hale gelir. Hukuk sosyolojisinin çoğul katmanlarını genel olarak özetlediğimize göre bir sonraki konuya geçelim. Wendell Holmes'un hukuksal realizm yaklaşımını ve Roscoe Pound'un hukuk yaklaşımını açıklayabilmek için Amerikan hukuksal realizm yaklaşımını incelememiz gerekir. Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyolojik hukuk bilimi olarak adlandırılan akım aslında yargıç Wendell Holmes'un öncülüğünde başlamıştır. Bu akım önceki kararları yani emsallere bağlı kalma geleneğini sürdürmekte olan genel hukuk yaklaşımını büyük ölçüde sarsmıştır. Yargıç Holmes hukukçunun öncelikle hukukun ne olduğunu anlayabilmesi ve sosyal köklerini kavrayabilmesi için çok geniş bir bakış açısına sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca yargıcın sosyal, ekonomik ve felsefi bilgilerle donanmış olması zorunluluğuna değinmiştir. Holmes'un hukuk hakkındaki temel fikirleri Amerikan hukuk düşüncesine egemen olan hukuksal formalizm doktrininin reddine dayanır. Holmes, hukuku mahkemelerin gelecekte yapacağı şey olarak tanımlamıştır. Bir başka ifadeyle hukuk hayatının mantığa değil, tecrübeye dayandığını ileri sürmüştür. Böylece hukukun yaşayan hayatla ilgisinin kurulmuş, temel ilgi mahkemelere ve yargıcın hukuk yaratma faaliyetine kaydırılmıştır. Bu da Amerikan hukuki realizminin öncüsü ve belki de habercisi olmuştur. Roscoe Pound, sosyolojik hukuk bilimi okulunun asıl kurucusu sayılır. Pound'a göre sosyolojik hukukta vurgu, hukuk doktrini ve hukuk iç teorisi üzerinde değil, hukukun gerçek işleyişi üzerinde olmalıdır. Sosyolojik hukuk yasal ilkeler temelinde kendi kendine yetebilen kapalı bir hukuk kurmak yerine yasanın değişen toplumsal koşullara yeterince tepki verecek şekilde nasıl adapte edilmesi gerektiğini incelemeye çalışmalıdır. Pound, siyasi olarak örgütlenmiş toplumlarda hukukun insan ilişkilerini düzenleyen bir toplumsal kontrol biçimi olduğunu savunur. Ancak hukuk tek sosyal kontrol aracı değildir. Pound, din ve ahlaktan da bahseder ama modern bağlamda sosyal kontrol açısından tüm diğer araçlar hukuka bağlıdır. Pound, hukukun hedeflerini daha spesifik olarak 6 kategoriyi sıraladığı sosyal çıkarlar teorisi açısından fiziksel güvenlik ve nüfusun sağlığı gibi genel güvenlik, siyaset, ekonomi ve din alanında olanlar gibi kurumların güvenliği, ahlaki davranış standartları, sosyal kaynakların korunması, ekonomik ve siyasi ilerleme ve bireysel yaşam ve haklar şeklinde ifade eder. Bir toplumsal kontrol aracı olarak hukuk, toplumsal çıkarlara somut bir ifade vermeli ve çelişen çıkarlar ortaya çıktığında uzlaşma sağlamalıdır. Bu anlamda yargı kararları sosyal düzenin bir tür sosyal mühendislik biçimi olarak sürdürülmesine katkıda bulunur. Holmes ve Pound'un hukuka ilişkin görüşleri doğrultusunda Amerikan hukuksal realizm yaklaşımına açıklık getirdik. Son olarak eleştirel hukuk sosyolojisi ekolünün hukuk anlayışının temel unsurlarını açıklayabilmek için eleştirel hukuk sosyolojisi konusuna değinelim. Eleştirel hukuk çalışmaları şu anda yaşadığımız dünyadan daha adil ve daha az hiyerarşik bir toplum ütopyasına sahiptir. Eleştirel hukuk çalışmaları, hukukun üstünlüğü anlayışının liberal versiyonuna yönelik şüphecilik besleyen, insan bilincini inşa etmede yasal fikirlerin rolüne odaklanan, adil bir topluma ulaşmak için radikal değişimlerin gerekli olduğunu kabul eden bir yaklaşımdır. Bu bağlamda eleştirel hukuk okulunun en önemli eleştirileri ilk olarak nesnellik ve hukuksal formalizm eleştirisidir. Hukuk politiktir argümanının benimseyen eleştirel hukuk çalışmaları, hukuka ilişkin görüşlerini inşa ederken post yapıcılık, post Marksizm, feminizm ve Frankfurt okulu ile güçlü bir akademik alışveriş içindedir. Bu programda Nicholas Timashev, etik ve iktidarın bilişimi olarak hukuk, George Gurevich, hukuk sosyolojisinin çoğul katmanları, Amerikan hukuksal realizm yaklaşımı, eleştirel hukuk sosyolojisi konularını ele aldık. Evet arkadaşlar, hukuk sosyolojisi dersiyle ilgili hukuk sosyolojisinin teorik temelleri ve kurucu paradigma konusu üzerinde durduğumuz programımızın sonuna geldik. Gelecek programda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.